Bugün Trakya'nın en güzel şehirlerinden birisi olan Tekirdağ şehir merkezini geziyoruz. İstanbul'a komşu olması ve Marmara Denizi'nin kenarında yer almasıyla plajları, tarihi eserleri ve yerleşim yeriyle son yıllarda çok ilgi çeken bir yer ve buraya da artık çok turist geliyor. Tekirdağ 6000 yıllık tarihi boyunca Traklar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Marmara'nın sakin sularında Trakya topraklarına yayılmış süskün bir şehir. Tekirdağlılar kendi şehirlerine mavi gözlü kent diyorlar. Bu cümleyi neden kurduklarını bilmem ama Trakya'da en güzel şehirlerden birisi kesinlikle Tekirdağ. Tekirdağ eskide İstanbul'un gölgesinde kalmıştı. İstanbul büyüyünce artık insanlar buradan kaçınca kaçtıkları yerlerin başında da Tekirdağ geliyor. Bu yüzden son yıllarda Tekirdağ çok büyük yatırım alan kentlerden birisi. Buranın büyük şehir olmasıyla beraber gerçekten burada yatırımlar da çok fazla gelmiş ve şehir de çok güzelleşmiş. Şehir gerçekten tarih eserleriyle, peyzajıyla, şehir içindeki düzenlemeleriyle bambaşka bir şehire dönüşmüş. Ben 10-15 yıl önce buraya gelmiştim. Çok küçük bir şehirdi ama artık gerçekten çok güzel bir şehir olmuş. Burada şehir merkezindeki gezime hemen deniz kenarında bulunan kordon kısmında başladım. Burası çok canlı bir yer. Burada kafeler var. Ondan sonra yeme içme yerleri var, dinlenme yerleri var. Buraya çevre düzenlemesi de güzel yapılmış. Birçok eser bulunuyor, heykeller bulunuyor ve kente güzellik katan birçok proje burada hayata geçirilmiş. Kentin gerçekten nefes alan kısmı. Buradan hemen şehir merkezine doğru gidilecek yer burası. Şehir merkezine doğru giderken işte Hüseyin Pehlivan'ın heykeli var. Tekirdağ'ı Anadolu'ya tanıtan pehlivanlardan birisi. Bu caddeden yukarı doğru gittiğimizde sol tarafta Tekirdağ'ın en önemli eseri Rüstem Paşa Camisi işte burası yer alıyor. 1553 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış bu cami. Tekirdağ'ın en eski tarihi eserlerinden birisi. Bu caminin hemen karşı tarafında da Namık Kemal'in evi var. Vatan şairimiz Namık Kemal'in 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğu evin yakınında bu ev alınarak restore edilmiş ve müzeye çevrilerek ziyarete açılmış. İşte burada hem Namık Kemal'in eserleri hem de Tekirdağ'la ilgili birçok eser bulunuyor. Tekirdağ'ın eskide kullandığı malzemeler, ev şartlarındaki malzemeler burada sergilenmiş. Burası 3 katlı, giriş katının hemen yukarısında da böyle bir yer var. Bunu hemen şunu da söyleyeyim. Bu ev Namık Kemal'in yaşadığı ev değil. Namık Kemal'in yaşadığı ev bu evin hemen yakınında bir yerdeymiş. Orası tamamen yıkılmış. Daha sonra bu ev tarihi bir ev. Bu ev alınmış ve restore edilerek Namık Kemal'in evi olarak ziyarete, müze olarak kullanmış, ziyarete açılmış. Burasının girişi de ücretli, yaklaşık galiba 20 TL'ydi girişi. Namık Kemal evinin hemen az ilerisinde işte bu meydanda da Namık Kemal'in heykeli bulunuyor. Burada çok güzel bir heykel yapılmış bu parkın içerisinde. Bu parkta, bu alanda çok güzel yapılmış. Eskide çok kötüydü. Şimdi güzel yapılmış.
Heykelin hemen yan tarafında da işte burası da Tekirdağ Valilik. Bu yapı da tarihi bir yapı. Valinin hemen yanında Atatürk heykeli bulunuyor. Bu heykelin özelliği ise Atatürk'ün vücut ölçülerine birebir olarak yapılmış olmasına dolayı meşhur. Hemen valiliğin olduğu, işte heykellerin olduğu bu meydan da Tekirdağ'ın şehir meydanı. Çok geniş bir alan, çevre düzenlemesi çok güzel yapılmış. Burada tarihi eserlerin ve heykellerin çoğu da burada. Gerçekten güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış. Buradaki tarihi eserler de çok güzel restore edilmiş. Ve aynı zamanda burada çok sayıda heykel de bulunuyor. Bu şehir meydanında aşağı doğru inerken, sahile doğru inerken işte bu merdivenlerin kenarına da çok güzel resimler yapmış. Merdivenleri olduğu alan da yaşam alanı oluşturulmuş. Güzel oturma yerleri yapılmış. Merdivenlerden aşağı inerken işte bu kafeler, lokantaların olduğu bölgeye iniliyor. Bu sahil kesimi biraz üst tarafı, sahil kesimi ile şehir merkezinin arasındaki kısım. Burada da yol kenarında aynı zamanda çok sayıda heykel ve çevre düzenlenmesi yapılmış. Burası da çok güzel yer. Burası da Tekirdağ'ın saat kulesi. Burası da meşhur Rakozi Müzesi. Tekirdağ'ın en meşhur binası burası. Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erder Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı 2. Rakozi French'in anılarını yaşatmak için Macar hükümetince müze olarak düzenlenmiş burası. Burası mülkiyeti ve içindeki eşyalarıyla birlikte Macar hükümetine ait. Müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılmış. Burada Türk ve Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakozi'nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor. Burası da 3 katlı bir yer. Çok ilginç bir bina, çok da güzel bir bina burası. Buranın giriş ücreti de 10 TL. Ve gerçekten ziyaret, Tekirdağ'a gelenlerin muhakkak ziyaret etmesi gereken yerlerden birisi bu bina. Bu bina çok eski, gerçekten çok eski bir bina. İçindeki tarihi eserler ve o dönemdeki yaşamı simgeleyen, yaşamın burada nasıl geçtiğini gerçekten günümüze taşıyan eserler ve evin içindeki eşyalar çok çok değerli burası. Marmara Denizi'ne nazır biraz bir tepede yapılan bu evin içi de çok güzel gerçekten. Burası evin mutfak kısmı. O dönemde bu mutfaklar böyleymiş. Evin hemen içerisinde bir su kuyusu da bulunuyor. Bu evin mutfağının hemen kenarından dışarı bahçeye çıkılan bir yer var. Bahçe düzenlemesi de çok güzel yapılmış. Burada da deniz manzarası gerçekten çok çok güzel. Marmara Denizi komple ayakların altında ve aynı zamanda Tekirdağ'ın sahil kesimi de görülüyor burada. Burada birkaç tane kaplumbağa da gördüm. Bunlar da salata yiyorlar. Çok da güzeller. Bu müzenin en çok dikkatimi çekense bu tuvaleti. Bu tuvalet 300 yıl önce yapılmış. 300 yıl önce tuvalet böyleymiş. Değişik bir tuvalet. Çok ilgimi çekti. Gerçekten o günkü tarihi günümüze taşıyor. Burası da müzenin girişi. Macarlar buraya geldiğinde burada dileklerini şeylere yazıp buraya asıyorlarmış. Binanın dış kısmı da bu şekilde.
ziyaret etmelerini, gerçekten buraya Tekirdağ gelenlerin ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Tabii Tekirdağ'a gelmişken Tekirdağ köftesini yemeden gitmek de olmaz. Tekirdağ'ın en meşhur yiyeceği Tekirdağ köftesi. Sahil kesiminde birçok yerde bu Tekirdağ köftesi satan yerler var. Tadı da çok güzel.